Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Sadakat, kulağa güzel gelen bir kelime ama iddianız şu ki, sadakat her zaman güzel değildir. Doğrudur. Ne demek bu? Şimdi tabii başlıktan hemen herkes karısını aldatsın, kocasını aldatsın gibi bir öfke yaratmak istemem. Şimdi sadakat, sıdk yani doğru. Sadık yani dost, gönülden bir şeye bağlılık demek sadakat kelime anlamı itibarıyla. Şimdi sadakat dediğimiz zaman çoğumuzun aklına gelen ilk şey kadın erkek arasında kurulan bağ bu geliyor aklımıza ama sadece sadakati eşimize ya da partnerimize yapmıyoruz. Sadakati bazen işte ülkemize yapıyoruz, bazen ailemize. ...yapıyoruz, bazen kulübümüze yapıyoruz filan. Bu sadakatin yalnızca e, sorgulanabilir bir bağ olmasıyla... ...fanatizme kayan bir e, bağımlılık ilişkisi olması arasında bir fark var. Şimdi kadınla erkek arasında tabii ki sadakat esas olmalı. E, çünkü ne demiştik hatırla, her aldatma... Önce sadakatsizlikte başlar, ama her sadakatsizlik aldatma değildir. Aldatma ama daima sadakatsizlikle başlar. Sadakatsizlik nedir? Bir eşin evine karşı olan ilgisinin, bir eşin evine karşı görevlerinin, partnerine karşı edimlerinin filan aksatması anlamında söylüyorum. Şimdi buradaki her sadakat iyi değildir dediğimde. Yani ben şimdi örneğin Galatasaraylıyım. Sırf Galatasaray'ı tutuyorum diye Galatasaray'ın yaptığı bütün diyelim yanlışları eleştirmeyecek miyim? Sırf aileme gönülden bağlıyım diye babamın annemin her görüşünü, her inancını takip etmek zorunda mıyım? Burada e, söylediğim şey bu. Sadakat her zaman iyi değildir. Yani Bizde bir şey var ya işte takım tutar gibi e, ne o siyasi parti tutuluyor diye. Asıl takım tutar gibi takım tutmakta sıkıntı var. Çok takım tutar gibi takım tutuyoruz. Yani biz bizden olanı sevdiğimizi, gönül bağ kurduğumuz şeyi eleştirmekte, orada dik duruş sergilemekte çoğunlukla zorlanıyoruz. Sırf e, benim takımım işte gidiyor başkanı bir şey söylüyor, E beni yansıtmıyor anlatabiliyor muyum bir karar alınıyor beni yansıtmıyor. Dolayısıyla ne yapalım bizim başkan söyledi böyle olsun demek yerine bir yetişkin sadık olduğu tüm kalıpları gözden geçirebilir. Hatta ilgisini ve sadakatini zaman zaman sağlıklı bir şekilde azaltmalıdır. Sorgulamalıdır belki. Tabii. Şimdi biz bebekken ve çocukken ailemize sadakatle bağlıyız. Niye? Çünkü aileye sadakatle bağlı olmak demek güvende olmak demek. E çocuğum ben, bebeğim ben. Hiçbir gücüm yok hayatta. Dolayısıyla evde ne konuşuluyorsa, ne yeniyorsa, ne içiliyorsa benim ve İngilizce tabire söyleyeceğim by default inancım oluyor. Ama sonra sorgulamayı atladığımda anne ve babamın kötü bir kopyasına dönüşüyorum. Sülalemin taşıdığı kaderin bir uzantısı oluyorum. Biz aile dizimlerinde ne diyoruz? Bu içine doğduğumuz aile sistemini anladığımızda, ailenin içindeki vicdani yapıyı anladığımızda saygılı bir şekilde sorgulayarak bazı alanlarda geri çekilebiliriz. Hani ben şuna rast geliyorum işte aile dizimlerinde. Dede anneanneyi aldatmış, babası annesini aldatmış, şimdi geliyor kocası onu aldatıyor. İşte diyor bizde bütün kadınlar aldatıldı. Tamam niye? Çünkü altında bizim teknik tabirle söylemek gerekirse kör sadakat var. Hiç sorgulanmamış aile değerleri var. Ailenin geçmişte yaptıkları ya da yapmadıkları, söyledikleri ya da söylemedikleri konusunda neyse bir dışlamadan, yargılamadan olduğu haliyle kabul edecek tevazu ama bir sorgudan geçirmek gerekiyor. Bazen ailelerimiz yanaşmıyor bize hakikati sunmakta. Bazen de biz bilgi edinmekte tembellik yapıyoruz. Bence olanı biteni, hep diyorum ya devletten al soyu soy çıkaralım ve ailenin hazır yaşayan en büyüklerini daima gidelim ve oradaki isimlerin hikayelerini soralım ve isimlerden öteye geçsinler. Ailemizi tanıyalım. Sonra benim kişisel vicdanımla uyuşmayan bir takım bir şeyler olduysa ben bunu da vicdanımda yer edeyim. Alayım içeri yargılamadan ama benim bunu yaptığımı, bunu yapmış atalardan geldiğimi bilerek sadakatimi sorgulayabilirim. Öyle ya. Örneğin hepimiz çok şanslı olmayabiliriz. Benim dünya görüşüme, inancıma kişilik özelliklerime taban tabana zıt bir anne babadan bir aile yapısından geldiğimi düşünelim. E ne yapacağım? Tamamen benim zıttım. E bu, buna şimdi sadakat göstermeli mi? Ne yaparsın bizim aile mi demek lazım? Yoksa bir yetişkin olarak ya benim annem bu özelliklerde böyle biri, benim babam bu özelliklerde böyle biri, ben ama bu özelliklerde böyle biriyim. Ben onların aksine böyle yapmayı tercih ediyorum demenin suçluluk duygusuna katlandığımızda işte orada büyüyoruz. Bir insan e, saygıyla, sınır dışı etmeden, yer vererek sadakatle bağlı olduğu her ilişkiyi sorgulayabilir. Bu anlamda diyorum sadakat her zaman iyi değildir diye. Yani o zaman kötü alışkanlığı olan birinin o zaman hiç terapiye falan gitmesin. Biz kaldıralım psikoterapiyi. Ben zaten sadakatim var içkiye, sadakatim var kumara. Alıştım da dokunmayın bana mı diyecek. Burada kendi adıma şöyle bir şeyin altını çizdim. Yargılamak değil, sorgulamak. Doğru muyum? Çok doğru. Dolayısıyla hem aile sistemimizi, hem kendi kurduğumuz sistemi, hem de tuttuğumuz takımdan işte çalıştığımız şirkete belki her şeyi e, sadakatimizi korumak bir şekilde yargılamamak ama yanlışlarını da görebildiğimiz sürece biz biz oluyoruz. Ve ben ben olmadığım sürece benim verdiğim sadakatin bir ehemmiyeti de kalmıyor. Çünkü ortada seçilmiş bir sadakat, seçilmiş bir gönül bağı yok. Alışkanlık ve sorgulamamanın getirdiği tembellik ülfet var. Peki şöyle bir durumla karşılaştım. Hı. Ee, oldukça birbirimize sadık olduğumuz bir ilişki içerisindeyiz. Hı. Bu kadın erkek ilişkisi de olabilir, anne babamızla olan ilişkimiz de olabilir, çalıştığımız şirket de olabilir. Her Peki. neyse. Bu sefer sorgulayan ben değilim, sorgulanan benim. Ama yaptığım şeylere çok inanıyorum, çok doğru olduğunu düşünüyorum. Böylesine bir durumda insan defansa geçer hemen değil mi? Tabii. <laughs> ne yapmam lazım aslında? Orada sorgulanmıyor oluyorsun aslında orada yargılanıyorsun. Hatta suçlanıyorsun. Biz senden bunu beklemiyoruz oluyor. Sen de diyorsun benim inandığım doğru bu. Ben de böyle olmasını düşünüyorum diyorsun. Yani bir manada siyah civcivlik yapıyorsun. Ama bu dünyada siyah civcivler olmasaydı bu kadar gelişir miydi hayat? Eğer hepimiz büyük o kör sadakatle bağlı olduğumuz bütün ilişkileri hiç sorgulamadan, yenilemeden, nefes aldırmadan, hani üzerine düşünmeden olduğu haliyle basma kalıp devam ettirmiş olsak o zaman yenilik yapamayacağız. Hiçbir şey yeni, yenilenmeyecek. E, Tekamül aykırı değil mi bu? Dolayısıyla sadakati sorgulamak da çok kötü bir şey değil o zaman. Hı hı. O zaman? Tabii ki. Biz ikna olduk hocam. <gülüyor> <gülüyor> yani kadın erkek ilişkisinde de sadakatini sorgulayabilirsin. Şöyle ki, yani biz evliyiz ve bir daha asla boşanmayacağız gibi bir şey olduğunda şimdi sen sadakati bu sefer neye vermiş oluyorsun biliyor musun? Partnerine değil. Hı. Boşanırsam beni kimler eleştirecek? Kimler dışlayacak? Kimler yargılayacak? Toplumda, ailemde e, nerede utanacağım? Aslında ben aileme sadakat gösterdiğim için umutlu olmadığım evliliği sürdürüyorum mesela. Bu da kötülük aslında partnerle. E kötülük tabii çünkü orada seçilmiş ben senle olmayı seçiyorum enerjisi başka bir şey. Ben biz işte gelinlik de alırız, kefenle veririz başka bir şey. Yani sevginin e, paylaşımın ve e, birbirimize olan bakımımızın, hizmetimizin aktif kalmasını sağlamak gerekir. Bir şirket geldi bana göz göre göre yanlış bir şey dedi. Bunu yapacaksın dedi. Ben kendi vicdanımda bunu sığdıramıyorsam bunu yapmayı pekala reddetmeliyim. Ne bileyim. işte pilotumdur bana dediler ki işte çok fazla ne bileyim yakıt yakma atıyorum. <laughs> İşte ben buradan biraz daha sert ineyim, bilmem ne yapayım filan. hiç öyle bir şey yok. Hayır arkadaş, bu işin doğrusu budur. Bunu böyle yapacağım diyebildiğinde sen sen olmuş oluyorsun. O zaman senin gösterdiğin sadakat daha kaliteli oluyor. Çünkü seçilmiş bir sadakat olmuş oluyor. Ve dikkat et, hepimiz farkında olmadan birçok şeye sadığızdır, ancak sorgulamamışızdır. Sorgulanmamış sadakatten, sadık olduğumuz parçadan çok da zarar görebiliriz. Bu da kendi kul hakkımıza girmektir. Dolayısıyla sadakat iyi bir şeydir. Ancak en iyi şekliyle sorgulanmış sadakat iyi bir şeydir. Yine kafalarımızı karıştırdınız hocam, sağ olun. <laughs> Sadakati bile e, sorgulayabilmemizin önünü açtınız. <laughs> e, yetişkin olma konusunda bu yolda bir adım daha atmış oluyoruz herhalde bunları sorgulayınca da. Mecburiyetten seçime doğru bir geçiş aslında bu. Yani ben mecburum, benim basma kalıp işte görevlerim var, benden beklentiler var. Ben sadakati oraya gösteriyorum. Buradaysa tamamen otomatik pilottayım. Ben burada yokum. Sadakat nereye ise sevgi oraya akar. O yüzden hala evli olmasına rağmen insanlar bunun iyi bir şey olduğunu zannediyorlar. Anam için ölürüm, babam için ölürüm. Hayır sen evlisin. Senin önceliğin eşin ve çocukların. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sadakat burada olduğu için sevgi buraya akar. Umarım anlatabilmişimdir. Bence anlattınız hocam. Bence bu video beğenmeye değer. Hatta kanalımıza abone bile olunur.